Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Bekir sizden derlenen ilişki sorularını bana soracak. Cevaplamaya çalışacağız. İstediğin kadar zor sorabilirsin Bekir. İlk sorumuz ne? İlk sorumuzu bilmiyor musun? Aşkın sevgiye dönüşmesi için ne yapılması gerekiyor? Ya da aşk sevgiye dönüşür... Bir daha. Aşk sevgiye dönüşür mü? Dönüşmezse ne olur? Aşk sevgiye dönüşmezse biter. Zaten bugün gördüğümüz örneklerin birçoğu böyle. Biz tabii bu gerçek aşk mı, o da ayrı bir konu. Çünkü ben hep şunu savunurum. Gerçek aşk iki beden arasında değil, iki ruh arasında yaşanandır. Ama biz bugün her şeye aşk diyoruz. İşte hoşlanıyorsun, aşk diyorsun. Onun bedenini beğeniyorsun, aşk diyorsun. Onun konuşmasını beğeniyorsun, aşk diyorsun. Hadi biz de bunların aşk olduğunu varsayarak ilerlersek, aşk bir süre sonra bitecektir. Neden? Çünkü aşk aynı zamanda fiziksel de bir şeydir. Yani aşk sırasında dopamin, serotonin gibi birçok hormon salgılanır. Ve bu hormonlar o aşık olduğumuz seviyede belli bir süre kalabilir. Eğer sürekli en yüksekte kalırsa zaten bedenimize zarar vermeye başlar. Ama ne olur? Her şey değiştiği gibi aşk da doğru bir şekilde yaşanırsa sevgiye evrilir. Ki öyle olması gerekir. Sevgiye evrilirse bu ilişki devam eder. Evrilmezse kişiler kavgalarla, birbirlerine ithamlarla nadiren düzgün bir şekilde ayrılabilirler. Çünkü aşk aynı zamanda yüksek derecede bir bağlılığı içerirken hemen yanında nefreti de içerebiliyor. O yüzden böyle sıra dışı hikayeler duyabiliyoruz magazin basınında da. Bu normal çünkü aşk gerçekten böyle bir şey. Aşk olduğunda akıl birazcık geri planda kalıyor. O yüzden şöyle bir söz var. Aşık olduğunla evlen ama aşıkken evlenme diyor. Çünkü aşıkken karar veremiyorsun. Ama biraz beklersen o aşk sevgiye dönüşüyor. Böyle cevaplayalım. Yani bitebilecek olan bir şeyden bahsediyorsun. İnsanlar bitebilecek olan şeyi neden bu kadar çok peşinde koşuyor ki? O zaman aşk arıyorlar, aşk beni bulsun diyorlar. Sonuçta bitebilecek bir şey bu. Yani her şey bitiyor bir süre sonra. Bence her şeyin doğasında zaten başlanmak ve bitmek vardır. Ülkeler de böyledir değil mi? İmparatorluklar yükselirler, yükselişe geçerler, sonra çöküşe geçerler. Ama nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu yükseldi, çöküşe geçti, sonra bir Türkiye doğduysa içinden, aşk bittiğinde eğer akıllıysak bu başka yeni bir şeye dönüşecektir. Ne bileyim, kişiler o sevgi içinde de dönüşümler olacaktır. Yıllar içinde bir arkadaşlık dostluğa dönüşecektir. O dostluğun içinde paylaşımlar değişecektir. Yani bir şeyin bitiyor olması kötü bir şey değil. Her bitiş yeni başlangıçlara gebedir. Ama mesela aşk bitecek, sevgiye dönüştü. Bunu iki taraf da becerdi diyelim. Hı-hı. Karşı taraf yeni bir başlangıca gebe diyorsun ya, yeniden başkasına aşık için kendisine yol açmış olmuyor mu? Yeni başlangıca gebe derken başka birinden bahsetmiyorum. Eğer o aşk biterse zaten o bitmiştir. Ama o yani şöyle bitmiştir. İki kişi ayrıldıysa. Ama aşk eğer bitme seviyesine geldiğinde sen onu sevgiye dönüştürebilirsin. Tamam, sevgiye dönüştü ve devam ediyor. Benim evet. Anlamadığım şey şu aslında. Şimdi aşk var ortada. Sevgiye dönüştü. İlişki çok güzel devam ediyor. Sevgiye, saygıya dayalı ilişki devam ediyor. Hı-hı. Ama aşkta o kadar çok dopamin ve biyolojik olarak çok tepkimeler, ruhsal tepkimeler insan yaşıyor. Hı hı. Yine bunun özlemini çekip başka yani gözleri başka insanları arar mı insanlar? Yani herkes için bu olacak diyemeyiz ama görüyoruz ki oluyor yani. Bu hiç kimse garanti edemez ki. Yani sen bir ilişkinin içinde yani kimse kimsenin duygularını ipotek altına alamaz ki. Tamamen katılıyorum. Benim anlamak istediğim, mantığı anlamak istiyorum. Yani insan aşık oluyor, sonra sevgiye dönüşüyor, bir evlilik gerçekleşiyor. Yani bir kere aşkı tattın, sevgiye dönüştü. Artık devam mı et, yoksa kendini yeni aşklara da aç mı? Yani şöyle bir şey, eğer sen birisiyle bir anlaşmaya vardıysan, bu anlaşmayı devam ettirmekle yükümlüsün. Eğer sen başka birine karşı duygu hissettiysen, başka birine aşık olduysan, o zaman gidersin, yapman gereken budur. Bak ben sana böyle bir söz verdim ama ben başka birine aşığım diyebilirsin. Yani insanlar ayrılabilirler, insanlar başkalarına aşık olabilirler. Buradaki ana nokta şu, birbirlerine karşı dürüst olmalılar. Dürüstçe açıklamalılar. Şimdi bu duygular ipotek altına alınamaz. Şimdi sen mesela her istediğini yapıyor olsan o zaman zaten bunda bir sıkıntı var. Yani bazen birine çok sinirleniyorsun değil mi? İçinden belki çok gayri ahlaki şeyler yapmak geliyor, sinirleniyorsun, bir şeyi fırlatmak istiyorsun ama yapmıyorsun. Neden?
insanız çünkü biz. Sinirlenebiliriz ama bizi insan yapan o sinirlendiğimiz anda duygularımızı yönetebilmemiz. O yüzden sen bir ilişki içindeyken de başka birine bir şey hissedebilirsin anlık. Eğer onun peşinden gitmezsen o duygu da yükselir, bir süre sonra iner yani. Bunda yanlış bir şey yok. O zaman hayatta hiçbir şeyin garantisi yok mu? Garantisi yok tabii ki yani. Zaten hayatta bir şeylerin garantisini aramak yanlış. Yani bu seni her zaman birilerine bağımlı yapar. Yani biri benle olsun, hiçbir zaman ayrılmasın düşüncesi yanlış. Ben en iyi versiyonum olayım. Zaten o insanlar benim hep yanımda dururlar. İnsanlar bir ilişkiyi çoğu zaman yaptıklarının çoğu sevgileri, aşkları daha yücelsin diye değil, kaybetmemek için yapıyorlar. Bak bu çok ilginç bir şey. İşte diyor ki ona ne istediğini yapayım, dediklerine hayır demeyeyim ki beni bırakmasın. O zaman sen ortadan kayboluyorsun. Sen bir şey yapacaksan o senden ayrılmasın, onu kaybetmemek için değil, sen o aşkı büyütebilmek için, sevgiyi daha güzel hale getirebilmek için yapmalısın. Yani bir başkasının seni sevmesini istiyorsan sen her zaman kendine yatırım yapmalısın. Peki sevgiyi en güzel hale getirmek lazım diyorsun ya mesela. Hı-hı. Sevgiyi en güzel haline nasıl gelebilir? Şimdi mesela arkadaşla dost arasındaki ayrım nedir? Mesela arkadaş, biriyle tanışırsın, belli bir zaman geçirsin, arkadaş olursun değil mi? Dost ise onunla birlikte badireler atlatmışsındır, zorluklar geçirmişsindir, o zor zamanında yanında olmuştur, sen onun yanında olmuşsundur. Yani ortak yaşanmışlıklar çok daha fazladır. Senin de bir ilişkide onunla aldığın yolculuk boyunca eğer zorlukların üstesinden beraber geldiysen, her ilişkide depremler olur, her ilişkide fırtınalar olur. Onları beraber atlattıysan o sevgi büyümeye başlar. O sevgi çok daha birbirine yakınlaşmaya başlar. Ama her zaman birbirine dürüst olma kaydıyla. Şimdi belki o noktalara da geliriz birazdan. Bir de bir şey daha söyleyeceğim konuşmamız içinde. Aşk biter mi derken, şimdi aşk bir hayranlık duygusudur aynı zamanda. O her zaman biter de diyemeyiz. Eğer iki tarafın birbirine hayranlığı devam ederse aşk da her zaman devam edecek. Çünkü aşk bir hayran olma duygusudur. Eğer iki taraf da birbirini sürekli geliştiriyorsa bu hayranlık her zaman devam edebilir. Belki o çok yüksek yaşanan aşk değil de orta seviyede dengeli aşk devam edebilir. Peki nasıl geliştirmeden bahsediyorsun? Düşünce olarak mı, yoksa aynı hedef birlikteliğinde bir iş yaparak mı? Aynı hedef birlikteliği olmak zorunda değil ama biz bu dünyaya gelişmek için gelmişiz. Neyi başarırsak başaralım, bir süre sonra kendimizi durgun hissediyoruz değil mi? Hep yeni bir şey yapma isteğimiz var. Bu bize verilmiş bir güdü. O yüzden insan gelişmek için var. Eğer bir taraf gelişiyorsa, diğer taraf gelişmiyorsa arada bir boşluk oluşmaya başlar. Ve o boşluk giderek büyür ve bir süre sonra bu kopmalara yol açar. Gelişmek şöyle, insan doğasını bilmeli. İnsanın nasıl fiziksel ihtiyaçları varsa, mesela yemek, su içmek, barınmak gibi değil mi? İnsanın ruhsal ihtiyaçları var. O nedir? Gelişmek, büyümek, entelektüel anlamda kendini geliştirmek, yeni fikirlere açılmak. Bunu da yapmıyorsan sen, karşındaki dünyanın en iyi kadını ya da en iyi erkeği olursa olsun yine problemler olacak. Yani biz bir ilişkide hemen kendimizi bir bütün gibi hissediyoruz. Hayır, biz iki ayrı kişiyiz. İkimiz de gelişmekten sorumluyuz. Bak unutma, tekrar söylüyorum. Nasıl her gün su içiyorsak, yemek yiyorsak ruhsal ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor. Başka? Evet, sor, takıldın. İnan, hayır, şey, kendinden git ya. Zaten kendim ya. Bu hocam kaç yaşındasınız? Her sene değişiyor, takip edemiyorum. Bu soru çok geliyor, biliyor musun? Kaç yaşındasınız? Benim de her sene değişiyor. Dünya döndükçe ben de dönüyorum. O zaman hoşça kal diyorum sana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bam, 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 bam.